Merhabalar efendim. Her şeyden önce hoş geldiniz diyorum. Önce kendimi tanıtayım. Ben Doktor Mehmet Emin Çakır, nöroloji uzmanıyım. Şu anda Pendik Yüzyıl Hastanesi'nde çalışıyorum. Nöroloji ne yapar? Önce nöroloji hangi hastalıklara bakar? Kısaca onu tanıtmak, bilgi vermek istiyorum. Nöroloji branşı halk arasında genellikle beyin cerrahıyla biraz karıştırılabiliyor. Nöroloji daha çok baş ağrısına, baş dönmesine, migrene, inmelere, el titremelerine, unutkanlıklara gibi hastalıklara bakar. Biz nörologlar ameliyat etmeyiz hastaları. Biz tespit ederiz, beyin cerrahlarına veririz. Beyin cerrahları ameliyat ederler. Onlar operasyon yapar, yani keserler, biçerler. Beyin cerrahları çok fazla tedavi işlerine karışmazlar. İnme, baş ağrısı falan gibi şeylere bakmazlar. Biz nörologlar daha çok bu tür hastalıklarla ilgileniriz. Özellikle bundan önce bu vurguyu yapmak istedim. Çünkü halk arasında çok karıştırılıyor bu iki branş. Eskiden nörolojiye asabiyet denilirdi. Halen şu anda bazı yerlerde yine asabiye, nöroloji yakınlığı var. Asabiye, psikiyatriye de bir yakınlığı var. Nörolojiye de yakınlığı vardır. Çünkü nörolojinin psikiyatrik hastalıkları da var. Psikiyatriden menşe alan, psikiyatriden kaynaklanan rahatsızlıkları var. Onlar da yine nöroloji ilgilenir. Bugünkü konumuz baş ağrıları. Baş ağrıları ve özellikle migren konuşmak istiyorum ben Pendik halkımıza. Baş ağrıları bizim nöroloji polikliniklerinin neredeyse hastalarımızın büyük bir yekünü bu baş ağrısı yakınmasıyla başvururlar. Normal günlük bir polikliniğimizde polikliniğime başladığımız zaman, yani devlet hastanesinde ben uzun süre çalıştım. Yani neredeyse hastaların %60-70-80'i baş ağrısından muzdarip olurlardı. Şimdilerde tabii insanlar doktora gitmekte birazcık iştinap ediyor, korkuyor, çekiniyorlar. Covid'den dolayı böyle bir çekinge var. Azaldı bundan dolayı hastaların başvuru şikayetleri. Fakat yine bizim polikliniklerimizde çoğunlukla yine baş ağrısından dolayı başvurmaktalar hastalarımız. Ve bu Covid ile birlikte yeni bir baş ağrısı çeşidi ortaya çıktı. Eskiden görmediğimiz bir baş ağrısı çeşidi görmeye başladık bu sene. Bu Covid'den sonra, Covid geçirme esnasında sadece baş ağrısıyla başvuran hastalar oldu. Benim şahsen Yüzyıl Hastanesi'nde sadece baş ağrısı şikayetiyle gelip Covid teşhisini koyduğum 5-10 tane hasta oldu. Yani onun için yeni bir çeşit baş ağrısı ortaya çıktı, Covid baş ağrısı. Baş ağrılarını genellikle ikiye ayırırız. Primer baş ağrıları, yani herhangi bir sebebi olmadan, çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkan baş ağrılar. Ona primer baş ağrıları diyoruz. Bunların içerisinde en sık görüleni migren, ikinci sırada gerilim tipi baş ağrısı. O asabiyle ilintili olan, ilişkili olan baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısı. Sinirsel rahatsızlıklardan genellikle kaynaklanabilir o gerilim tipi baş ağrısı. Onun için onu biz gerilim tipi baş ağrılarını daha çok antidepresan sinir ilaçlarıyla tedavi ederiz. Bir de migren var. Migren primer baş ağrısı çeşididir. Bir de sekonder baş ağrıları dediğimiz baş ağrı çeşitleri var ki bunlar genellikle ikincil bir durumdan dolayı. Yani beyinde bir tümör vardır, baş ağrısı olur. Kafasını bir yere çarpmıştır, baş ağrısı olabilir. Tansiyonu yükselmiştir, baş ağrısı olabilir. Buna benzer ikincil bir sebepten dolayı ortaya çıkan baş ağrıları da sekonder baş ağrıları diyoruz. Bir de acil baş ağrıları vardır. Onlar çok önemlidir. Onlar da genellikle acil ve mutlaka müdahale edilmesi gereken baş ağrılardır. Onlar çok azdır. Biz toplumda en çok rastladığımız baş ağrısı migren. İkinci sırada da gerilim tipi baş ağrısı. Bugün migreni konuşmak istiyorum. Migren tüm baş ağrıları içerisinde en çok gördüğümüz baş ağrısı çeşidi dediğim gibi. Bu migrenin özel bir laboratuvar testi
Yok. Bir röntgen testi, bir MR, bir BT testi falan yok. Bunun için herhangi bir şey gerek yok. Migren tanısını, teşhisini doktor klinik tecrübesiyle ve hastanın anlattıklarıyla ancak koyabilir o teşhisi. Ve kadınların yaklaşık %20'si, yani her 5 kadının birisinde migren var. Erkeklerin de %8'inde migrene rastlıyoruz. Peki migrenin belirtileri nelerdir? Migrenin karakteristik belirtileri tekrarlayıcı olması, atağın ilaçsız 4 saatten fazla 3 günden az olması, tek taraflı olabiliyor bazen, başın bir tarafında, sağında ya da solunda olabiliyor, zonklayıcı olması, baş ağrısı olduğunda ışıktan ve sesten rahatsız olması, baş ağrısına eşlik eden bulantı ve veya kusma olması, hareket ederek merdiven inerken çıkarken baş ağrısında bir artış olur. Bu migrenin karakteristik özellikleridir. Peki bu migren çok sık rastladığımız bir hastalıktır ve bu migrenin genellikle tetikleyici faktörleri vardır. Bir şeyler bunu tetikler. Bunlar nelerdir? En çok tetikleyici faktörler yorgunluk, uykusuzluk, açlık, stres, depresyon, hormonal değişim. Hormonal değişim dediğimiz şey hanımlardaki özel günler, menstruasyon dediğimiz adet zamanlarında genellikle migren ağrıları olur. Bazı yiyecekler, içecekler, kafeinli, asitli içecekler, kakao, çikolata, işlenmiş kuru yemişler, ağır kokular, aşırı ışık migreni bazen tetikleyebilir. Halk arasında migren genellikle tedavisi yok diye bilinir. Migren tedavisi var. Her şeyden önce onu söyleyelim. Migren tedavi edilebilir. Ama migrenli bir hasta tamamen ömrü boyunca hiç atak geçirmeyebilir. Eğer şeyine dikkat ederse, uyku, beslenme, düzenine, günlük düzenine dikkat ederse, o hastalık sessiz sedasız ömrü boyunca kalabilir. Migreni vardır ama bazen ayda yılda bir uykusuz kalır, atak geçirebilir. O atak geçirdiği zaman hemen onu atağını geçirecek tedavilerimiz var. Onun tedavisini geçiririz ve hastaya sürekli bir ilaç kullanmaya gerektirmez. Migreni biz iki şekilde tedavi ediyoruz. Bir atak tedavisi, yani tek tük atak varsa genellikle biz bunları acilde tedavi ederiz bu tür hastaları. Hasta iyidir, genellikle sessizdir ama işte dediğim gibi ayda yılda bir yaptığı düzensizlikten dolayı şiddetli zonklayıcı baş ağrısıyla birden gelir ve zaten duramaz. Yani poliklinikte onu hem gördüğünüzde onu öne alırsınız doktor olarak ya da başka hastalar da sen geç senin durumun acil galiba derler. O hemen onu öne iterler adeta. Biz de onu alırız hemen onu acile göndeririz. Acilde ona bir tedavi yaparız, atağını tedavi ederiz. Bir atak tedavisi bir de iyileştirmek için. Bu eğer ayda 4-5 defadan fazla oluyorsa ağrısı profilaktik tedavi dediğimiz yani iyileştirici tedavilerimiz vardır. Ve bu tedaviler genellikle hastaya göre seçilir. Migren ataklarını önlemeye yönelik, semptomlarını hafifletmeye yönelik tedavilerimiz vardır. Biz hastanemizde haftada 2-3 defa migren atağı geçen hastalarda eğer ilaçtan yarar görmüyorsa botoks dediğimiz bir tedavi yapıyoruz. İğne tedavisi yapıyoruz. Ya da sinir blokaj yapıyoruz. Ona gon blokajı deniliyor. Başın değişik yerlerinde özel bir ilaç hazırlayıp oraya o ilacı enjekte ettiğimiz zaman o hastalarımızı bu şekilde de profilaktik tedavi yapabiliyoruz. Migren tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar uyku düzeni, sağlıklı ve düzenli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stressiz olmaya çalışmak, stressiz bir ortamda yaşamaya çalışmak ve kafeinden uzak durmak, aşırı kafein tüketmemek. Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
çeşitlidir. Dediğim gibi biraz önce de anlattım. Bunların bazıları atak tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bazılarında da tedaviye yönelik, tedavi edici olan ilaçlardır. Ve bunları kişiye göre seçeriz biz doktorlar. Hemen herkese şu ilaç, bu ilaç diye tasnif edemeyiz. Hazır reçetelerimiz olamaz. Çünkü her hasta özeldir. Onun özel durumuna göre, aynen parmak izi gibi onun durumuna göre biz ilaç seçeriz. Önceden bir şey tasarlayıp bu hasta gelirse ben şunu veririm diyemeyiz yani. Çünkü bir hastanın şekerinin yükselmesini istemeyiz. Bir hasta biraz kilodur, onun kilo almasını istemeyiz. Birisi zayıftır, onun kilo almasını isteriz. Buna göre iştah açan, iştah kapatan migren tedavisinde kullandığımız ilaçlar vardır. Bunları biz nörologlar genellikle ayarlayabiliriz. Toplum içerisinde en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi migren hastalarının eczaneye gidip eczacıdan ya da herhangi bir sağlıkçıdan ağrı kesici istemeleri ya da içinde isminde bazı ilaçlar vardır. İsminde migren vardır. Bir şey migren, bir şey migren diye bazı ilaçlar vardır. Şu anda o ilaçları telaffuz etmek istemiyorum. O ilaçların kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz. Bunlar çok kullanılan hastalar zamanla ağrıları daha da artıyor. Bunların ağrıları sıklaşıyor. Önceleri haftada 1-2 iken ya da ayda 1-2 iken bakıyoruz o ilacı kullanmaya başladıktan sonra, sürekli kullanmaya başladıktan sonra haftada 3-4 defa olmaya başlıyor. Ağrılar sıklaşıyor. Ağrıyı kesiyor ilaç. Evet, ağrıyı kesiyor ama ağrıların sık sık gelmesini sağlıyor. Bu bir tuzak aslında. Hasta bu tuzağa düştüğü zaman bu defa ilaç kullanım baş ağrısı ortaya çıkıyor. Ağrı kesici kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılar vardır. Bu defa biz onları tedavi etmek için çok zorlanıyoruz. Onun için bu ağrı kesicilere lütfen dikkat etsin seyircilerimiz. Yani çok ağrı kesici kullanmasınlar mümkün mertebe. Çok şiddetli ağrılarda ancak biz nöroloji doktorlarının verdiği ilaçların dışında ilaç kullanmasınlar. İsminde migren geçen bazı ilaçlar vardır. Onu hastalarımız, kişiler, seyircilerimiz biliyordur onları. Lütfen o ilaçtan uzak durun. Eczacıdan temin ettiğiniz, doktorun yazmadığı ilaçları kullanmayın. Hamilelikte migren genellikle sessizleşir. Hamile hastaları, yani migren olup hamile kalan kadınların %80'i migreni geçer. O benim migrenim geçti der yani. Hamile kalınca o ne iyi diye düşünür. Hakikaten doğumun sonuna kadar gayet güzel geçirir. Ama doğumla birlikte birazcık ağrıları sıklaşabilir. Ama buna rağmen hamile kalıp baş ağrısı olanlar var. Onları biz ne yapıyoruz? Onları ilaçsız tedavi etmeye çalışıyoruz. Ne ile? Biraz önce bahsettiğim gibi ya sinir blokaj yapıyoruz. Buralara sadece küçücük ilaçlar veriyoruz. Kana karışmıyor. Onlar tedavi ediyor. Ya da tamamlayıcı tedavi olarak kullandığımız akupunktur tedavisini yapıyorum. Ben yapıyorum. Ya da öyle bir tedavi yapıyorum. O zaman hamile hastaya ilaç vermeden ağrısını kontrol altına alabiliyoruz. Bazı hastalar var ki ne yaparsanız yapın ağrısı kesilmiyor. Ve ayda 10 defadan fazla ağrı geçiriyorlar. Ağrı atağı geçiriyorlar. İşte biz o zaman bunlara kronik migren diyoruz. Kronik migren olduğu zaman ayda 10 ve üzerinde atak geçirdiği zaman kronik migren diyoruz. Kronik migrenin tedavisi botoks, botulinum toksin tedavisi, enjeksiyonu. İlacın ismi botulinum toksin, piyasadaki ismi botoks ya da disport olarak Türkiye'de piyasada var bunlar. Bunları ancak uzman nöroloji doktorları, bu işte ehil ve tecrübeli olan bir nöroloji doktoru ya, herkes de değil, bu işin eğitimini almış bir nöroloji doktoru yapabilir. Kafanın, başın 32 bazen 40 noktasında farklı noktalara oraya botulinum toksin enjeksiyonu yapıyoruz. O alın bölgesine, şakrak bölgesine ve ense bölgesine değişik yerlerde botulinum toksin enjeksiyonu yapıyoruz. Bu birazcık zahmetli ve pahalı bir yöntem. Ama bunu da biz hastanemize rahatlıkla uyguluyoruz. Bu tür sorunu olan hastalarımıza iki nöroloji doktoruz, ikimiz de yapıyoruz. Ben uzun zamandır bu tedaviyi yapıyorum. Daha önce de değişik hastanelerde yaptım. Evet, bunlardan bahsettik.
Botoksla ilgili bazı hastalarımızın endişeleri olabiliyor. İşte yılan zehri falan diyenler var. Hayır, botoks bir bakteri zehridir. Botulinum diye bir bakteri vardı, onun toksinidir, onun en zehridir. Özel laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Kasları gevşetir geçici süreyle. Kasları gevşetmeye bağlı olarak bu migren ağrıları geçiyor. Bunun mekanizması tam olarak bilinmiyor ama bu konuda yapılmış araştırmalar var. Çok önlü bir araştırma var. Preempt çalışması deniliyor bu çalışmaya. Epey bir hastaya yapılmış. %80-90 oranında yararlı olduğu tespit edilmiş. Doğru yapılmış bir botoks hastaların %80-90'ında yararlı oluyor. Çok pahalı mı bu tedavi? Hayır. 3000 lira civi gibi bir rakam mı telaffuz edilebiliyor galiba. 2500-3000 gibi bir rakam. Ama tabii ki bu günden güne değişir. Bugün böyle, yarın başka olabilir. Çünkü bu ilaç yani yurt dışından geldiği için botoks dediğimiz ilaç getirdiğiniz fiyata göre, elde ettiğiniz fiyata göre değişebiliyor fiyat. Tam bilmiyorum, o tür fiyat işlerine biz bakmıyoruz için doğrusu. Ama pahalı diye bilinen bir tedavi yöntemidir. Bizim nöroloji tedavileri genellikle uygun olur. Çünkü cerrah değiliz biz. Kesme biçme işi yoktur. Biz de muayene ederiz, ilaç veririz. Çok pahalı şeyler değildir bizim muayenelerimiz ve tedavilerimiz. En pahalılarından bir tanesi bu botoks tedavisidir. Botoks sadece migrende mi kullanılır? Hayır, değişik hastalıklarda kullanılabiliyor botoks. Gözün ve yüzün seyirme hastalıkları, hemifasyal spazm, blefarospazm dediğimiz bir hastalık vardır. Tik bozuklukları arasında diye bilinir. O hastalıkta da botoks kullanıyoruz. Onu da biz nörologlar yapıyoruz. Zaten biz yaklaşık 20 yıl önce, ben o zaman Fatih Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyordum. Bu hastalıklarda başladık botoks yapmaya. Botoks biz onlara yapınca bir gözü kısılıyordu habire bu şekilde, benim yaptığım gibi. Buraya botoks yaptığınız zaman bu göz tik bozukluğu geçiyordu 5-6 ay. Buraya yaptığımız zaman bu gözün etrafındaki kaslar dümdüz görünüyordu. Kırışıklıklar falan kayboluyordu. Buraya yapmadığımız zaman burası kırışık gözüküyordu. Ha, biz dedik ki o zaman buraya da yapalım diye o zaman başladık. Ya baktık ki kırışıklığa iyi geliyor. Cildiyeciler ilacı bizden çaldılar. Şimdi onlar daha çok yapıyor güzellik anlamında, ama bu işi biz başladık. İlk yapanlardan birisi de benim, Fatih Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Evet, bundan bahsettim. Botoks 32 ya da 40 noktaya kadar uzayabiliyor. İki flakon kullanılır genellikle. Migren konusunda benim kısaca anlatacaklarım şimdilik bunlar. Eğer hastalarımızın bu konuda soruları olursa hastanemize ya da direkt bize ulaşarak, benim adım Mehmet Emin Çakır, sorularına, hastalıklarına yardımcı olmak için her zaman elimizden geleni yaparız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Covid'siz günler diliyorum. Sağlık ve afiyetle.